Evet, iyi akşamlar Yeliz Hanım. Nasılsınız? Vallahi iyiyim desem, hani yüzüm iyi dese, zaten kalbimiz iyi bir gün canlı insanı oldu. Maalesef ülkece moraller, keyifler sıfır. İyiyiz diyeceğiz, mecburen Polyana. Peki, güvende değiliz demek mi daha doğru, yoksa güvende Yok. Olmak için mücadele etmek mi daha doğru? Yok. Güvende değiliz demek doğru bir şey değil. Bir kere şöyle bir algı var. Hep negatif, hep moral bozucu şeyler. Bu sefer ne oluyor? O negatif enerji şu an ülkenin her tarafında dolu. Kesinlikle. Çünkü bakın, sabah programlarında şiddet var. Öğlen gelin kaynanalar birbirini yiyor. Öğleden sonra Müge Anlı tarzı programlarda cinayetler olmuyor. Bunu yaptı. Akşam haberleri açıyoruz, yine cinayet, trafikte şiddet. Şiddet bizim hayatımızın her yerinde bu kadar olduğu sürece bizim gidişat hiç iyi değil. Negatif. Zaten Netflix açıyorsun. Saçma sapan diziler. Yani ben aslında çocuklarımız için korkuyorum. Hadi bizim nesil yırttı, kurtardı ama bir 20 yıl sonra şimdi çocuklar sürekli şiddet ortamı ve negatiflikte olumsuzluğa dönüp artık üst kata bile çıkmaya düşünen bir nesil var. Ben güvende değiliz, aman ben güvendeyim, sen değilsin gibi bir açıklama yapamam. Bence bu önce yapımcılara, televizyon kanallarına bir kere bir 90'ları düşünelim. 90'ları düşünelim. Bizimkiler vardı, sonra 2000'li yıllarda aşkım vardı. Çok güzel diziler vardı değil mi? Avrupa yakası vardı. Keyifleniyorduk, aile dizileri vardı. Sevgiyi daha iyi belki öğreniyorduk. Şu an bitirdiler. Mafya dizileri, vurdu kırdı falan. Polisiye dizilerin de içeriği değişti. Bence önce yapımcılar, televizyon kanalları bir kendine gelip şu tip programlar var ya, herkes birbirini öldürüyor ya programlarda, bunları bir değiştirelim. Bu ülkenin başındakilerin de tabii ki yapması gereken bir sürü görevler var. Biz de bizim gibi bu camiada olan insanlar da bunu dile getirdikçe belki algıda biraz değişiklik olabilir. Evet, işte bu algıyı aslında ben bir erkek olarak şunu söylemek istiyorum. Güvende değiliz demek yerine mücadele etmemiz gerekiyor. Hem kadınlarımız hem erkeklerimiz. Tabii canım, yani güvende değiliz deyip ne geçecek ki elimize? Kesinlikle. Kime ne faydası var? Bir de herkes, her anne kendi çocuğunun dedektifi olmalı. Çocuk okula gittiği zaman bir odasını karıştırmak, dolabını karıştırmak, çocuk kutusuna kadar karıştırmak, telefonunu, bilgisayarını. Ama bunu çocuğa hissettirmeden, burada ebeveynlere tabii çok büyük bir, özellikle anneye görev düşüyor. Ben her yerin karış karış araştırıyorum ve çok korkuyorum. 14 yaşında bir kızım var. Hani 13 yaşla 18 yaş arası ve özellikle Netflix ülkemize aşılanan şiddet eğilimli, ülkemizi yok etmeye yönelik aslında bir iç savaş. Nasıl bir savaş? Morali sıfıra indiriyorlar ve zaten bir insanın morali bozuk olunca ne yaratabilir? Hani düşüncesi bile olmaz. Tembel, şiddet eğilimli çocuklar yetişiyor. Ya bayağı bir siyasetçi gibi beni konuşuyorum. Evet. Hemen biraz da aslında o zaman konuyu da değiştirelim. Burada da ülke gündemine değindiğimiz çok güzel oldu. Şimdi de özel bir gecedeyiz. Bir güzellik yarışmasındayız. Güzellik yarışması deyince de hemen aklı İdil Bilgen geliyor. Bugün siz de jüridesiniz. Yine İdil Bilgen gibi mi bir güzellik algısı var? Yoksa gerçekten güzellik algısı nedir? Onu da sorayım. Valla benim güzellik algım tabii ki eğitim, boy, poz, podyumda yürüyüş önemli. Ama ben de hani o güzellik algısını Bülent Hanım gibi yorumlayanlardanım. O kadar kolay olmamalı. Zaten çok güzel kızlar katılmıyor. Niye bilmiyorum da. Bu yarışmada da ben biraz araştırdım. İki tane favori seçtim. Biraz boylu poslu, endamlı. Hafif böyle çok çırpı gibi olmayan. Güzellik tabii ki de önemli. Hepsi bir bütün. Kaşı, gözü, eğitimi, boyu, posu, yürüyüşü. Baktığımız zaman daha önceki güzellerimize değil mi? Evet. Eğer bu sığlıkta kalırsa dünyaya açılma şansımız yok. Güzellikle de açılabileceğimiz. Ağzınıza sağlık valla. Çok teşekkür ederiz. Hem gündeme hem geceye çok güzel açıklamalar yaptınız. Sağ olun. Çok sağ olun. Hakim harikasın. Hoş geldin. Sağ olun.